Yarın afiyet olsun. Teşekkür ederim kızım. Günaydın hanımefendi. Günaydın. Nisa? Nereye kızım? Her zamanki sabah koşusuna babacığım. Dur bir dakika, dur. Ne oluyor babacığım? Dün gece olanları biliyorsun. Teknedeki patlamayı kastediyorsan evet biliyorum. Çok kötü bir kaza. Ama bunun benim sabah koşumla ne ilgisi var? Bu bir kaza olmayabilir kızım. Efendim Gülay. Kaza mı? Ne kazası? Bana öyle bakma. Nasıl bakmayayım? Böyle işte. Tamam, bakmıyorum. Hayır, bakıyorsun. Her zaman da bakacağım. Çok güzelsin. Benim okula gitmem lazım. Sonra da işe gitmeliyim. Hayır. Bugün okula da işe de gitmeyeceksin. Mecburum. Burada kalamam. O zaman babanları bırakacağım seni. Evden dışarı çıkmayacaksın. Bir süre orada kalmanı istiyorum. Olmaz. Ne diyeceğim onlara? Tolga ile ayrı olduğumuzu anlarlar. Anlasınlar o zaman. Gerçekleri saklamaya daha ne kadar devam edeceksin? Efendim Melda. Nasılsın Harun? Kazayı yeni duyduk. Nasılmış? İyi miymiş? Ya kız konuşuyor işte. Bırak iki dakika. Peki neredesin şimdi? Dinleniyorum. Şirkete gideceksin değil mi? Ben de geleceğim bugün. Gerek yok Melda. İyiyim dedim ya. Sen evde dinlenmene bak. Tamam. Peki. Görüşürüz sonra. Herkesin selamı var. Nasılmış? Kaza nasıl olmuş? Teknede kimse var mıymış? İyiymiş işte. Ben odamdayım. Yani şu sorularınla insanı daraltmasan olmaz. Ablamlar dün gece olanları öğrenmiş değil mi? Evet. Hemen kaçma böyle Eda. Kolay mı sanıyorsun?
Ayrı olmaktan daha zor değil Eda. Dün gece sen de söyledin. Her ayrıldığımızda daha da zor oluyor. Evet ama... Bak. Yapman gereken tek şey var. Seni ne kadar sevdiğimi bir an bile aklından çıkarma. Ve savaş. Bizim için. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Hepsi bu. Dün geceden sonra benim yarınım sensin. Ömrümün sonuna kadar. Sadece sen. Ömrümün sonuna kadar. Sadece sen.